Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir tıraş videosuyla karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte Bic metal tıraş bıçağıyla tıraş olacağım. Bunu siz söylemiştiniz. Epeydir söylüyordunuz ama ancak kısmet oldu. Ben de aldım böyle beşlisini 25 liraya satıyorlar. Hepsi burada üzerinden almıştım. Linkini merak edenler açıklamada bir paylaşımım var. Oradan bakıp satın alabilirler. O zaman bana da katkıda bulunuyorsunuz. Zaten bunu hep söylüyorum. Şimdi şöyle çıkartalım bir. Nasıl bir ürün merak ediyorum ben de. İçinde 5 tane var. Bir tanesini çıkartayım. Çok da ucuz bir ürün değil. Böyle değişik bir, şöyle göstermiş olayım. Yapıda geliyor. Plastik. Uygun fiyatlı. Şu kısmını çıkarttık. Tek bıçaklı ama böyle değişik, enteresan bir şey bu. Şöyle göstermiş olayım. Tek bıçaklı metal. Bakalım nasıl bir sonuç olacak yani. Çok enteresan geldi bana. Bakalım nasıl bir sonuç olacak. Şimdi yüzümü ıslatayım. Köpükle beraber karşınızda olacağım. Yüzümü ıslattım ve ucuz fırçam ve Arko'nun köpüğüyle hazırız. Şöyle bir başlayalım bakalım. Bu arada bu videoyu çarşamba çekiyorum. Normalde perşembe çekiyorum videoları ve bir haftalık sakal oluyor. Bugün 6 günlük bir sakalım var. Bayağı uzadı bu arada. Bunu da söylemiş olayım. Şöyle güzelce bir tıraş olalım. Köpüğümüzü sürelim. Orada bu köpük güzel oluyor. Hep söylüyorum. Yapacaksanız hani kartuşlu makine bile olsa köpüğünüzü bu şekilde güzelce sürün. Islatın sıcak sularla filan. Evet. Şimdi köpüğümüzü sürdük. Fırçamızı aldık. Enteresan da bir fırça bu arada. Ucunda bir demir bir parça var. Şöyle yakında göstereyim. Bu demir parçanın hemen üst kısmında da bir tane jilet var. Bu demir parça arasında boşluk var. Bu arada elde orada sakallar aşağı düşsün diye yapılmış bir durum. Bismillah deyip başlıyoruz. Hadi bakalım. Çok da bu geldi, bu yorum geldi çünkü bu makine için. Hani mutlaka bunu da alsana, denesene falan diye. Tabii tıkanma olmuyor neredeyse. Şey olmadığı için. Şöyle hafif vuruyorum. Tık 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 yapmıyorum. Rahatsız oluyorsunuz. Komşularımızı da rahatsız etmeyelim. Fena da değil. Hani böyle tabii ki 3 bıçaklı falan gibi değil ama yani fena oldu yani bu arada, bakın. Bu Bic'in ürünleri gerçekten güzel. Hani fiyat performans olarak. İşte bu özellikle hibrit 5'i ben çok beğenmiştim biliyorsunuz. Şimdi bu metali de aldım. Vallahi gayet güzel oluyor yani ha, bu arada şaka maka. Tabii biraz fiyatı yüksek. Hani 25 liraya aldım ben, daha düzde bulunur mu bilmiyorum ama. 5 tanesi. Tanesi 5 liraya geliyor. Diyeceksiniz ki ucuz bir şey kaldı mı? Ucuz bir şey kalmadı arkadaşlar. Her videoda da pahalılık muhabbeti yapmak istemiyorum ama gelirlerimiz artmazken, her şeyin fiyatı artınca tabii sıkıntı oluyor hepimiz açısından. Evet. Gördüğünüz gibi gayet güzel oldu. Valla alıyor yani. Çok da güzel aldı yani. Tahminimden daha iyi aldı bu arada. Evet. Valla çok güzel. Hani bakın şöyle bir göstereyim. Tıkanma vesaire yok. Tıkanacak bir durum yok zaten. Gayet beğendim ha. Yani böyle sıska ve böyle basit bir şey gibi görünüyor ama tıraşı fena. Tabi bu ucuz üründen hani mucize beklememek lazım. Ben birazcık öyle söylüyorum hep. İşte BİM'de A101'de satılan ürünler de var.
Ama şu anda zaten minimum 3 liraya falan indi yani. 2-3 lira hani minimum bir tıraş bıçağının satın alma maliyeti. 5 lira tabii bu ürün açısından biraz yüksek kalıyor ama tabii sonuca bakmak lazım. Bir de işte kaç kere tıraş olacağım ben bunu ona bakmak lazım. Şurada hafif bir yanma yaptı. Yani şu bıyık tarafında. Ama kesiyor yani. Bir yanma falan var hafif. İlk perde bitti. Yüzümü yıkayacağım. İkinci perdeye başlayacağım. İkinci perdeye başlıyorum. İkinci perde önemli. Hafif bir yanma var bu arada yüzünde. Hani çeşitli yerlerinde, bölgelerde ama bir hani kesik falan olmadı. Belki benim hani sakal uzun biraz. Hani bu kadar basit ürünlerde böyle çok fazla uzun sakal da tavsiye edilmez aslında. Etmiyorum, ben de etmem. Hani 2 günlük, maksimum 3 günlük tıraş, sakalla tıraş olun. Bana sen diyeceksin ki niye madem sen bekledin? İşte elime yeni geçti bu ürün. Zamanlaması tutturamıyorsunuz bazen. O yüzden mecburen böyle uzun bir sakal yapmak zorunda kaldım. Blue 3 hibrit soruyorsunuz. Onu da alacağım inşallah. Bunu da söyleyeyim. Bu da değişik, enteresan bir ürün. Şimdi ikinci perdeye başlıyorum. Ben tersten alıyorum biliyorsunuz. Cildiniz müsait değilse almayın. Hep söylüyorum bunu. Bunu siz bileceksiniz artık. Yani cildinizin o konudaki hassasiyetini. Çünkü ameliyata kadar giden sıkıntılar olabilir. Kıl dönmesi falan yapar. Bu arada şurayı kesmişiz bakın. Biraz dikkatli olmakta fayda var. Çok böyle şey değil. Biraz jilet gibi yani bu biraz. Gördüğünüz gibi kanıyor bakın şurası. Çünkü yanma var demiştim, size söyledim. Dikkatli olmakta fayda var bu tarz ürünlerle. Dikkatli ola ola tıraş alıyorum. Şurayı kestik biraz. Ben kullanmıyorum ama böyle kesikler için kan taşı falan var. Onu da kullanabilirsiniz. Burada cildim aşırı kurudu. Birazcık ıslatayım. Şimdi bunda kayganlaştırıcı falan yok. Gördüğünüz gibi yani herhangi bir yerinde. O yüzden böyle bayağı iyi köpük falan sürmeniz lazım. Bayağı yandı şuralara falan. Bayağı yandı yani ama yani çok sinek kaydı oldu mu? Olmadı da. Bunu birazcık böyle hazırlık yapmanız lazım. Hani köpüğünüze, sakalınızın işte yumuşaklığına falan dikkat edip. Yoksa böyle benim gibi kesersiniz. Aman diyeyim, dikkatli olun. Ama güzel tıraş oldu. İkinci perde de bitti gördüğünüz gibi. Fena da olmadı. Şöyle göstermiş olayım. Ufak tefek kesikleri saymazsak fena da olmadı gördüğünüz gibi. Ama öyle ultra sinek kaydı olması için iyice bir ön hazırlık yapmanız lazım. İşte sıcak su, sakalları güzelce yumuşatmak. Çok uzun olmayan sakal, bunları öneriyorum. Yüzümü bir kurulayım, tekrar karşınızda olacağım.
Bir tıraş videosunun da sonuna geldik arkadaşlar. Bu videoda sizlerle birlikte gerçek zamanlı olarak Big Metal tıraş bıçağıyla tıraş oldum. Birazcık agresif bir tıraş bıçağı. Dikkatli olmanız gerekiyor. Ve sakalınızın benim olduğu gibi çok uzun olmasın. En fazla 2 milimetre 3 günlük olsun. Sakalınızı güzelce yumuşatın. Yani birazcık ufak tefek kesikler oldu. Hatta hala da böyle bir hafif hafif bir yanma durumu söz konusu. Böyle klasik tıraşa yakın bir keyif veriyor. Onu söyleyeyim. Kayganlaştırıcı falan yok. Görüyorsunuz ön yüz tarafında. Kayganlaştırıcı falan olmadığı için tabii yani cildinizin böyle hani güzelce yumuşatmanız, bol köpük sürmeniz falan gerekiyor. Bunun altını özellikle çizeyim. 5 TL'ye geliyor tanesi. 5'li paket 25'e aldım ben. Tabii fiyatlar değişebilir. Yarın 30 olur, öbür gün 20 olur bilemiyorum. Ama benim bu videoyu yayınlandığı tarihteki fiyatı buydu. Fiyat çok makul mü? Değil. Daha ucuz, daha uygun ürünler var. Daha pahalıları da var tabii ki ama nevi şahsına münhasır bir çözüm olmuş bu. Merak edenler alır, dener, kullanır bilemeyeceğim. Hani herkese hitap eden bir çözüm olduğunu da düşünmüyorum bu arada, onu söyleyeyim. Klasik tıraşı sevenlere önerebileceğim bir çözüm olur. Ama öncesinde iyi hazırlık yapmanız gerekiyor. Bunun dışında ben bunu alayım işte 3 bıçakta şunu yerine kullanayım, bunu yerine kullanayım. Ürün değil bu. O bakımdan önermem. Tıraş olmayı seviyorsanız, keyfe düşkünseniz, ön hazırlığı da güzel yaparsanız alıp kullanıp denersiniz. Bu ürünün linkini açıklamada koyuyorum. Yine açıklamada genel tıraş ürünlerimle ilgili bir linkim daha olacak. 2 tane link koyacağım yani bu sefer. Oradan alışveriş yaptığınız zaman bana da katkıda bulunuyorsunuz. Bu konuda desteklerinizi esirgemezseniz çok sevinirim arkadaşlar. Kanala abone olup videolarımı paylaşıp beni aynı zamanda sosyal medya hesaplarımdan da takip ederek destek olabilirsiniz. Bu tarz destekler benim için çok önemli. Teşekkür ederim. Çok güzel yorumlar yapıyorsunuz. Abone olanlara çok teşekkür ederim. Sözüm olmayanlara. Bu konularda da bana destek olursanız çok sevinirim. Kanalı büyütelim ve farklı ürünlerle, yeni ürünlerle ben karşınızda olmaya devam edeyim. Haftaya yeni bir tıraş videosunda buluşmak üzere. Hoşçakalın.